buradan gizli bir çekim de yaptım. Bu 350 lira. 7 sardı var. Kandığı için. Daha çok buyur. Sevgililer gününde genelde gül gidiyor ve o günün işine doğru göre biraz daha yoğun oluyor. Çünkü herkes bir anda talep edince işlerimiz yoğun oluyor. Yaklaşık bir hafta önceden biz hazırlığımızı yapıyoruz. Çikolata da tercih ediliyor genelde. Çikolatalarımız da var böyle. İsimli, isimsiz çikolata, yani bazıları sevdiklerinin isimlerini de yazdırıyor çikolatası. Çikolatalı buketler de yapıyoruz. Sadece gül de yapıyoruz. Yani hazırlığımız bizim bir hafta sürüyor ama sadece satışımız 14 Şubat oluyor. 15'e unutanlar oluyor. Onlarınki iki kat daha pahalı oluyor. Genelde o akşamın sevgililer günü olduğunu unutan arkadaşlarımız oluyor. Bir karış suratla karşılanınca 15 Şubat'ı tekrardan kutluyorlar yani. Malum kış ayına girdiğin zaman Kasım Patı, Mini Karanfil, Hüsnü Yusuf bunlar kışın olan çiçekler. Bunlar oluyor ama gül yaz kış oluyor artık. Eskiden yazın oluyordu gül. Şimdi yaz kışta gül oluyor. Yapay çiçekler ekonomik olarak daha iyi tercih edenler var. Şimdi canlı gülün tanesi aşağı yukarı 70 ile 100 lira arası ama yapay kırmızı gülün tanesi 30 lira. Sevgilisine çiçek almak isteyen bir arkadaş 1000 lirasını gözden çıkarması lazım. Yani 1000'in altına bir şey çıkmıyor. Yani 100 lira desen gülün tanesini 10 tane gülden buket olmuyor ama biz bukete benzetmeye çalışıyoruz. Kırmızı güllerin arasına cipso denilen çiçekler var. Beyaz beyaz kar tanesi gibi gelin çiçeği de diyorlar ona. Onlarla koyuyoruz. Okaliptuslarla, yeşilliklerle şenlendiriyoruz. Öyle hoş bir şey yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene malum o üzücü olaydan sonra hani satışlarımız olmadı. Zaten o kafadayken biz de satış olsun peşinde değildik yani. Memleket olarak dardaydık. Ama bu sene geçen senenin de telafisi olur gibi geliyor bana.